Bugün 8 Mayıs günlerden pazar, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. İki hece, küçük bir kelime, anne. En değerlilerimiz, en kıymetlilerimiz. Anneler gününüz kutlu olsun. Anne, iki hece. Küçük bir kelime ama aziz bir mana. Kocaman bir yürek. Bugün anneler günü. Kimi her gün şiddet görüyor eşinden, kimi şehit oğluna dua ediyor, kimi gurbetteki evladını özlüyor, kimi küçük yaşta gelin ettiği kızına ağlıyor, kimi toprağın altında olsa dahi ruhuyla sesleniyor evladına, seni seviyorum yavrum diyor. Şair eğitimci Gürhan Gürses, anneler çilekeşi, ömrümüzün kahır çekeni, eziyet ve cephe adına yüreği ev sahibi olan dünyamızın diye ne güzel söylüyor. Anne, herkesin yerini tutabilen ancak kimsenin onun yerini tutamayacağı insan. Anne, sihirli bir kelime, içimize baharı getiren. Anne, kutsal varlık. Anne, en çok sevilen, en çok çile çeken. Ne güzel bir şey anne olmak, canından bir parçayı şefkatle büyütmek. Ne kutsal bir görev annelik, minicik bir cana hayatını adamak. Hem özür hem teşekkür borçluyuz sizlere. Teşekkür ediyoruz anne, bizi karşılıksız beklemeden sevdiğin için. Özür diliyoruz anne, seni üzdüğümüz için. Teşekkür ediyoruz anne, bize şefkatle baktığın için. Özür diliyoruz sana, sesimizi yükselttiğimiz için. Ve teşekkür ediyoruz elini üzerimizden bir an olsun çekmediğin için. Sana minnettarız. Can Yücel diyor, anneme şiir yazacak kadar şair değilim diye. İşte tam o noktada kalıyor insan. Kelimeler anlamını yitiriyor, sözcükler boğazda düğümleniyor. Ellerimiz büyüdü avuçlarınızın içerisinde. Anneler gününüz kutlu olsun, geleceğin mimarları. Anneler gününüz kutlu olsun, yaşam kaynakları. Sizi seviyoruz. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız, anneler gününde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Albay Ali Yıldız ve eşi şehidimiz Mehmet Ağgedik'in ailesini ve kabrini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız, anneler günü dolayısıyla şehit annelerini yalnız bırakmadı. Yıldız ve eşi jandarma personelleriyle birlikte Hakkari'de çatışmada şehit düşen Mehmet Ağgedik'in ailesini ziyaret etti. Biraz sanki size benziyor, evet. Değil mi teyze? Tiroidlerde miydi? Ziyarette Albay Ali Yıldız, anne Fatma Ağgedik'le bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. Yıldız daha sonra aileyle birlikte İcadiye Şehitliği'ne geçti. Şehit Mehmet Ağgedik'in kabrini ziyaret eden Yıldız ve şehit ailesi karanfil bırakarak tüm şehitler için dualar okudu. Anneler gününde şehit anneleri içlerindeki özlemi evlatlarının kabri başında dua ederek dindirmeye çalıştı. Şehitliklerde gözyaşları tutulamadı, duygu dolu anlar yaşandı. Bugün yılın en anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü. Annesi hayatta olan şanslı insanlar hediyelerle anneleriyle kucaklaşırken, diğer yanda anne hasreti çekenler ise günü buruk geçirdi. Acı, özlem ve gururun bir arada yaşandığı bu günü en buruk geçirenler ise vatan için şehadet şerbeti içen şehit anneleriydi. Onlar gelmedi ama anneleri onlara koştu. Terörün evlatlarını kendilerinden kopararak aldığı anneler bu Anneler Günü'ne de buruk girdi. Şehit anneleri vatana feda ettikleri
evlatlarının özlemleriyle ayakta duruyor. 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde hain terör saldırısıyla şehit olan Mehmet Akpınar'ın annesi de bunlardan sadece biri. Mardin'in Nusaybin ve Dirik ilçesinde şehadet şerbeti içen şehitlerimiz Mehmet Akpınar ve Sezer Aydemir'in anneleri de bunlardan sadece biri. Evlatlarının kabri başına giden anneler dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Evlat acısına benzeyen hiçbir acı yok diyen şehidimiz Mehmet Akpınar'ın annesi Hakide Akpınar ve şehidimizin kardeşi Okan Akpınar gururluyuz dedi. Evlat acısına benzeyecek bir acı yok yavrum. Çok zor bir acı. Biz yaşadık. Allah kimseyi yaşatmasın. Anneler gününde sürekli bayram. Şu anneler günü sabah zil çalardı hiç haberim olmadan. Kapıyı açardım çiçek. Yollamış. Ama şehit olduktan sonra da her gün. Bak bunlar hep onun şeyleri kızım. Aynı devam ediyor. Evladım çok hayırlı bir evlattı. Çok hoştu. Her şeyini de özledim kızım. Gittikçe daha zor oluyor. Dalısın düşünüyorsun bir yol çıkaramıyorsun. İşte. Her şeyini de özlüyorsun kızım. Neyini özlemişsin ki? Çocukluktan girisin, büyüklükten çıkıyorsun her şeyine. Yani bundan yaklaşık 5-6 yıl önceydi. Tabii ki insan evladı, acı tarif edilmez. Yalnız gurur verici bir şey. Başımızı öne eğerek bir şey yapmadı. Vatanımız, milletimiz için canını feda etti. Bunun için gururluyuz. Tabii ki bunun üzüntü verici yanı da var. Ailemiz zaten evlat acısı nedir? Acıların en zorunu yaşadı. İşte bayramlarda, normal günlerde biz sürekli birlikteydik. Şu anda yine birlikteyiz ama bir tarafımız eksik. Bu tarif edilecek bir şey değil. Ne kadar çok şey söylesek de az kalır. Yine biz metanette olmaya çalışıyoruz. Belki şu an söyleyeceğim ama inandırıcı olmayacak. Biz annemin diğer evlatları olarak bizden daha hayırlıydı. Her anneler gününde veya her özel günde yanında bulunmak isterdi. Her sabah mesela kapı çalardı. Nerede olursa olsun daha önceki yıllarda Şırnak'ta görev yapmıştı. Ondan sonra Adıyaman'da. Nerede olursa olsun hep varlığını hissettirirdi. Bu bir çiçekle olsun, bir hediyeyle olsun ama her zaman varlığını hissettirirdi. Şu anda da işte yine de biz varlığını hissediyoruz. Sizler sayesinde, devletimiz sayesinde. Medya grubumuz olarak bu vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Elazığ'da 1. sınıf öğrencileri 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Akpınar'ın annesi Hakide Akpınar'ı Anneler Günü'nde ziyaret ederek çiçek hediye etti. Ziyarette şehit annesi duygu dolu anlar yaşadı. Elazığ Koç İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri Anneler Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti. Buyurun. Maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1 Haziran 2016'da Mardin Nusaybin'de şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Akpınar'ın annesi Hakide Akpınar, öğretmen Bilgen Sertkaya ve öğrencileri ellerinde çiçeklerle görünce büyük mutluluk yaşadı. Sürpriz ziyarette duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi öğrencilere teşekkür ederek bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Neler düşüneyim, çok gururlandım, çok duygulandım. Allah hepsinden de razı olsun, analı babalı büyüsünler, Allah'a emanet olsunlar.
Allah'ıma yalvardım, Allah'ıma sığındım, Allah'ım güç kuvvet ver bana, aklıma mukayyet ol dedim. Başka ne diyeyim? Son göreve gittiği zaman çok tedirgin oldum yani. Yani hiç içime doğmuştu ki bir şey olacak yani. İşte yaralandı geldi dedim inşallah ne varsa bununla olur. İşte Allah'ım demek ki takdir ilahi. Bir eksiklikleri yok. Allah devletimizden de razı olsun. İlgileniler çocuklarla da bizle de. Üzüntümüz çok. Çok ama gururu da çok. Devletin bütün kapıları bize açık. Ha bak şimdi öyle olmasaydı bu çocukları ben nerede görecektim? Sizleri nerede görecektim ya? Allah herkesten de bin defa razı olsun. Şehit ailelerine, şehit annelerine Allah güç kuvvet versin. Sabır versin. Allah hepimizden bir tane sağ olasın. Bütün annelerin günü kutlu olsun. Allah razı olsun kızım. Kendileri küçük ama yürekleri büyük öğrenciler de şehit annesinin anneler gününü kutladı. Şehidimizin annesine başsağlığı diliyoruz. Evet, peki teşekkür ederiz. Onu çok sevdiğimi ve anneler gününün kutlu olduğunu söyleyeceğim. Öğretmen Bilgen Kaya ise bu vatan toprağı için evlatlarını toprağa vermiş bir annenin anneler gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu topraklar için evladını toprağa vermiş bir annenin anneler gününü kutlamak istedik. Çocuklarımla birlikte kendisini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Miniklerin tüm şehit annelerine de bir mesajı vardı. Anneler bir gün değil, her gün başımızın tacı. Bugün ise onlara adanmış en güzel gün. Herkes için farklı anlamlar ifade etse de en buruk anneler gününden biri de huzur evlerinde geçiyor. Oradaki kimi anneler en sevdiklerinin yolunu gözlüyor, kimileri ise doyamadığı anne kokusunu. Hasretin ve mutluluğun bir yaşandığı tarihlerden biri de anneler günü. Annelik zor değil mi? Bambaşka bir duygu. Bambaşka bir duygu. Çok güzel ama çok zor. Başarmak zor. Yani pişmanlıklar, sonradan olan pişmanlıklar geriye dönüp de o yanlışı gerçekten düzeltmemize gücümüz yetmiyor. Cennet ananın ayağının altındadır. Bak o kadar kıymetli ki analar. Herkes anasını ister yani. Ama bu dünyanın kuruluşu beledir yani. Her gelen gidecek burada. Anam çok muhteremdi. Anam çok muhteremdi. Şimdi hatırlıyorum da ben onun karyolasının üzerine çıkıp da niye yanaklarından öpmedim? Utanmak. Utanmak dediğim bir şey var ya. Ay olmaz olsun. Ben ona sarılmalıydım, yanaklarından öpmeliydim, öpmeli o mu? Anam, benim anam, baba görmemiş, içinde baba sevgisi hiç filizlenmemiş, hep samyelleri esmiş, nedeni bilinmemiş. Dostlarım, iki anam var, ikisi de baba görmemiş, ikisinin de baba sevgisi gönüllerinde hiç filizlenmemiş. Herkesin anneler gününü kutluyorum. İşte biz burada biraz buruk geçiriyoruz ama olsun. Hani herkesin anneler günü kutlu olsun. Evet, onlar için anneler günü buruk geçiyor. Çünkü özel günde geçmişe özlem var. Peki eskiden böyle anneler günü nasıl geçerdi? Annenize hediye alır mıydınız? Bir güzel söz söyler miydiniz? İyi geçerdi. İyi geçerdi. Giderdim kendisine çiçek alırdım. En neyi seviyorsa onu alıyordum. Onun anneler gününü kutluyordum yani. Ben annelere ne diyeyim? Annelere Allah kani kani rahmet eylesin. Ölenlere, sağ olanlara da Allah
selamet versin. Anneler gününde kimi evladına hasret, kimileri ise annelerine hasret. Özel günler herkes için farklı anlamlar ifade etse de en buruk anneler gününden biri huzur evlerinde geçiyor. Çünkü buradaki annelerin gözü şu özel günlerde sevdiklerini arıyor. Tabii ki oluyor, olmaz mı? Daha toplum bir arada yaşıyorduk eskiden. Şimdi daha böyle dağınık yaşıyoruz, daha buruk yaşıyoruz önceye göre. Şöyle bir şey yavrum, biz buraya geleceğimizi çocuklarımıza söylemedik. Buraya geldikten sonra duyurduk. Gün aşırı, bazen günde iki defa telefonlaşıyoruz. Yani onların gönüllerini almak biraz zor oldu. Ama anında gelmeniz lazım desek çocuklara, onlar ikisi birbiriyle anlaşır, muhakkak bir tanesi buraya damlar. Büyüklerin saygı göstersinler, analarının ellerini öpsünler, analarına kıymet versin, üzmesinler. Vallahi günümüzde iyi geçiyor, yerimiz güzel. Günümüzde işte geçiyor, yine, ne de iyi devlük ama yine iyi sayılırız. Anneler günü her ne kadar buruk geçse de onlar 7-24 birlikte vakit geçirdikleri arkadaşlarıyla birbirlerine destek oluyor. Görüyorum, şu anaları görüyorum burada huzur evinde. Ben tabii diyorum, isterim yani bunların evinde olmaları, ondan sonra çocukları gelip gitmesi, annelerin elini öpmesi, annelere bile destek gül vermesi, bunların ne demek ki bunu? Huzur evinin en gözde çifti Emine ve Hamdullah Beşe çiftinin de gençlere ve ailelere mesajı var. Dil, din hiç ayırmadan anneliğin dünyanın en güzel, en özveri isteyen ama en zor mesleği olduğunu ben söylüyorum. Onun için kendi annemizden ayrı bütün annelere de gerçekten özen göstermemiz, sevgi ve saygı duymamız lazım. Anneler pırlanta gibi yaratıklar yani. Çok değerlidir anneye. Son derece saygılı, sevgili davranmaları gerekir. İleride pişman olmamaları için onları devamlı el üstünde tutmaları gerekir. Elazığ'ın yağmur ve taşkın sularının birleşip Keban Baraj Gölü'ne aktaran Şorşor Deresi'nin ıslahı için yapılan ikinci etap çalışmaları ilgili firmaya uzun süreden beri hak ediş ödenmemesi sebebiyle durdu. Elazığ'ın yıllardır çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan ve çözüm oluşturmak amacıyla 2016 yılında başlanan Şorşor Deresi ıslah projesi kolektör hattı yapım çalışmalarında kötü bir gelişme yaşandı. Şorşor Deresi'nin Mollaköy, Akçakiraz beldeleri ve Gümüşkavak mahallesini kapsayan 8500 metre uzunluğundaki açık kanal çalışmalarının birinci etabı tamamlanmıştı. Şorşor Deresi'nin en çok zarar verdiği ve adeta kangren haline gelen Kızılay, Aksaray ve Hicret mahallelerini kapsayan ikinci etap, 5000 metrelik açık kanal çalışmaları için de DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale yapılmıştı. İkinci etap ihale kapsamında 5000 metrelik açık kanal ıslah edilerek betonarme kanal ile bu kanal üzerindeki trafik akışına imkan sağlayacak 5 adet köprü inşa edilecekti. Etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şorşor Deresi'nin gerek kötü görüntü gerekse çevreye yayılan koku bakımından en çok zarar verdiği Kızılay, Aksaray ve Hicret mahallelerini kapsayan ve ihalesi bir yıl önce yapılan ikinci etap çalışmaları ilgili firmaya uzun süreden beri hak ediş ödenmemesi sebebiyle durdu. Şehrin tüm yağmur ve taşkın sularının toplandığı ve Hicret, Aksaray, Gümüşkavak mahallelerini ilgilendiren Şorşor Deresi projesini alan firma, ödenek gelmemesi üzerine ihaleyi feshetti ve işi bıraktı. İl Genel Meclisi Mayıs ayı oturumlarına 4. birleşim ile devam etti. İl Genel Meclisi Mayıs ayı oturumları devam ediyor. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşim açıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'na İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların 4. birleşiminde gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan İffet Nusret Gülser İlkokulu'nda bakım onarım yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Birleşimlerde 4'ü gündem maddesi bir de önerge olmak üzere 5 madde görüşülerek karara bağlandı.
Komisyon inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Elazığ'ın ihracat rakamlarındaki artışın devam ediyor olmasının sevindirici olduğunu belirterek, ihracat yapılan sektörlerin fazlalaştırılması gerektiğine dikkat çekti. MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Elazığ'ın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan Türkiye İhracat Raporu'nda, 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde 129 milyon 402 bin dolar ihracat yapan Elazığ'ın, 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde ise 138 milyon 213 bin dolar ihracat ile yükselişini devam ettirdiğini anımsatan Başkan Gürkan, yaşanan bu artışın sevindirici olduğunu vurguladı. Elazığ iş dünyasının 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat yaptığının altını çizen Başkan Gürkan, ilk 4 aylık sürede 129 milyon 402 bin dolar ihracat yapmışız. 2022'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6.8 daha fazla ihracatımız olmuş. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da ülkemizin bu dönem ihracat rekoru kırdığı görülüyor. İhracatta yüksek bir potansiyele sahip olan Elazığ'ımızın ülke ihracatındaki yükselişine paralel büyümesi sevindirici. Elazığ'ımız 81 il içerisinde 36. sırada yer alıyor. 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde ihraç ürünlerimizde ilk sırada madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri var. Biz ihracat yapılan sektörlerin sayısının artmasını istiyoruz. Bu nasıl mümkün olabilir? Daha çok üreterek, daha çok çalışarak, daha fazla emek sarf ederek olur. Biz MÜSİAD olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah şehrimiz kısa, orta ve uzun vadede belirlediğimiz hedeflere ulaşır ve ihracatta istediğimiz noktaya geliriz şeklinde konuştu. Elazığ Memursen Kadın Komisyonu tarafından Anneler Günü dolayısıyla Mardin Midyat gezisi düzenlendi. Etkinlikte kadınlar doyasıya eğlendi. Elazığ Memursen Kadın Komisyonu Anneler Günü etkinliği düzenledi. Mardin Midyat gezisine 200 Memursen üyesi kadın katıldı. Düzenlenen etkinlikte Mardin şehrini gezen kadınlar gönüllerince eğlenerek Anneler Günü'nün tadını çıkardı. Memursen ve Eğitim Birsen Kadın Komisyonu Başkanı Semra Özdemir yaptığı açıklamada, "Rehber eşliğinde yaptığımız bu gezi bizler için çok faydalı oldu. Bu bölgelerin kadim tarihini görmek ve öğrenmek bizleri büyüledi. Üyelerimiz geziden çok memnun kaldı ve devam organizasyonların olmasını istediklerini bize ilettiler. Bizler Memursen ailesi olarak her zaman üyelerimizin yanındayız," dedi. Karakoçanlı iş insanları düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda ilçenin sorunları masaya yatırıldı. Karakoçanlı iş insanları eğitimci yazar Sabri Ağoğlu'nun düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Günay Otel İşletme sahibi Yaşar Günay'ın ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilen kahvaltı programına çok sayıda iş insanı katıldı. İşletmelerinde hemşehrilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yaşar Günay, pandemi sonrası bu tür organizasyonlara uzun bir süredir hasret kaldıklarını söyledi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Başımda gözüm üzerine geldiniz. Allah razı olsun. Bir eksikliğimiz varsa kusura bakmayın. Eğitimci yazar Sabri Ağoğlu bu tür toplantıların ilçeye ve iş insanlarına katkısı olduğunu belirterek haftaya büyük erenlerin buluşmasında tekrar bir arada olacaklarını ifade etti. Karakoçanlı iş adamlarımızla 3. kahvaltı toplantısına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu tür toplantıların hem iş adamlarımız için ve hem de Karakoçan ilçemiz için çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bu toplantılarımız ayda bir yapılacaktır. Kararımız öyledir. İnşallah devam edeceğiz. Haftaya da büyük erenlerin buluşması var. İnşallah orada hep beraber yine görüşeceğiz inşallah. Ben 10 yıldır Seyit Battal Gazi Hazreti'ye şenlik yapıyorum. Birçok burada bulunan değerli misafirlerim birçoğu da her zaman benim yanımdadırlar. İnanın çok mutluyum. Ben onların desteğiyle yapıyorum. Yani maddi yönden olmasa da manevi yönden benim yanımda oldukları için çok mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerine minnettarım.
başarılar diliyorum. Kanal Fırat'ın bütün elemanlarına da Kanal 23'e de saygılar sunuyorum. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da emeği geçenlere teşekkür etti. Ev sahibinden dolayı da Hacı Yaşar'a da çok teşekkür ederim. Gerçek Sabri Hoca zaman zaman böyle senelerdir böyle çok fedakarlık yapıyor. Karakocanları, buradaki hemşehrilerimiz hepsi bir araya getiriyor. Onun vesile belki böyle senelerde görmediğimiz hemşehrilerimiz burada bir arada görüyoruz. Burada Karakocanlı olmayan çok değerli dostlarımız da var. Her zaman bizimle beraberler. Fethi Hoca, Nuri Hoca, Zeki Bey, İsmail Bey. Hepinize teşekkür ederim. Gerçekten kanal Ferhat Kanal 23 her zaman bizi nerede bir etkinliğimiz var bizle beraber de. Bu vesileyle ben Kanal 23'te de Kanal Ferhat'a da çalışan tüm personele başta Zeki Bey olmak üzere hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu toplantıları Karakocan için de Elazığ için de faydalar sağlayacak diye inanıyorum. Çünkü insanlar bir araya gelirken değişik fikirlerden, değişik önerilerden bir araya gelince insan bir şeyler öğrenecek. Hemşehrilerin daha rahat yakın bir zamanda birebir tanıma fırsatımız olacak. Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde koyun otlatma nedeniyle köy muhtarının hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Öte yandan alınan güvenlik önlemleri kapsamında husumetin büyümemesi için göçer sürüleri 4500 koyun araçlarla ilçe dışındaki yaylalara sevk edildi. Karakoçan Çanakçı köyünden geçen göçer sürü sahipleri ile köy muhtarı Fahrettin Yıldırım arasında yaşanan sözlü kavga sırasında sürü çobanı üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp köy muhtarına 3 el ateş etti. 8 çocuk babası ve 50'li yaşlarında muhtar askeri helikopterle hastaneye götürülürken yolda kan kaybından hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Öte yandan yaşanan olay sonrası alınan güvenlik önlemleri kapsamında husumetin büyümemesi için göçer sürü sahiplerine ait yaklaşık 4500 koyun araçlarla ilçe dışındaki yaylalara sevk edildi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu toplantısı 12-15 Mayıs tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Fırat Gazetesi imtiyaz sahibi Semih Erdem de katılacak. Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak olan TGK Başkanlar Kurulu toplantısında 9 Gazeteciler Federasyonu'nun ve 86 Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanları ve temsilcileri basının sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapacak. Basın meslek yasası ve internet yasasına ilişkin hazırlık çalışmalarının da yapılacağı etkinliğin ikinci gününde de medya ve iklim konulu panel düzenlenecek. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Onur Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu toplantılarının da yapılacağı zirve kapsamında Konya Bilim Merkezi, Çatal Höyük, Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Kelebekler Vadisi, Sille Tarihi Kültürel Bölgesi gibi Konya'nın doğal, tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulunarak haberler yapılacak ve Konya'nın tanıtımına katkıda bulunulacak. Pandemi sürecinde zor günler yaşayan Anadolu basınının sorunlarının önemli bir bölümünün TGK yönetimi ve cemiyet başkanlarının yakından takibiyle çözüm bulunduğunu belirten Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Fırat Gazetesi imtiyaz sahibi Semih Erdem, resmi ilan fiyatlarına yapılan zamla Anadolu basını bir nefes almaya başladı. Basın meslek yasası ve internet yasasının çıkması konusunda da TGK yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan da sonuç alacağımıza inanıyoruz. Anadolu basını Konya'da bir araya gelerek sorunlarını tartışacaktır, dedi. 7. geleneksel Hıdır Ali Lez ve Bahar Şenliği Yıldız Bağları Mahallesi'nde düzenlendi. Şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldız Bağları Mahalle Muhtarlığı 7. geleneksel Hıdır Ali Lez ve Bahar Şenliği düzenledi. Yıldız Bağları Mahallesi Sığ Badem mevkiinde düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldız Bağları Mahalle Muhtarı İmam Taş, amaçlarının insanlar arasında dayanışmanın artırılarak bu kültürün devam etmesi olduğunu söyledi.
Bizim buradaki tek amacımız kendi kültürümüzü, kendi kimliğimizi bir arada tutmak, dayanışma, insanları bir arada tutarak dayanışmayı büyütmektir. İki yıldır pandemiden dolayı yapamadığımız için insanlar bayağı bir içeride sıkıldıkları için böyle bir etkinliği tekrar devam ettirdik. Bu sene yedincisini yapıyoruz. Şenliğe katılan vatandaşlar hem Hıdır İlliz'i kutladı hem de gönüllerince eğlendi. Yedinci geleneksel Hıdır İllez ve Bahar Şenliği sahne alan sanatçıların seslendirdiği eserlerle devam etti. Sensin benim yürek yarım, sensin benim ciğer darım, sensin benim or ve neşem. Elazığ Şavaklar Derneği Adıyaman'da düzenlenen şenliğe katıldı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliğe çevre illerden de yoğun katılım oldu. Elazığ Şavaklar üyeleri Adıyaman'da düzenlenen şenliğe katıldı. Atatürk Barajı'nın yanında düzenlenen şenliğe Elazığ, Adıyaman, Erzincan ve Tunceli illerinden de katılım sağlandı. Geleneksel hale gelen şenlikte Şavaklılar hasret giderdi. Düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür eden Şavaklılar Dernek Başkanı Naim Doğan, ailedeki birlik ve dirlik beraberinde toplumumuza birlik ve dirliği getirir. Toplumdaki birliktelik ise ülke birlikteliğine vesile olur. Bu bakımdan kültür ve medeniyetimizin yıkılmayan son kalesi olan ailemize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır dedi. Şenlik, doğa yürüyüşü ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri bebek, 5 kişi yaralandı. Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda 34 plakalı hafif ticari araç ile 23 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Biri bebek, 5 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri emniyet kemeri takmadığı için camdan fırladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri mazgal çalan ve çeşitli madde bulunduran 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satan 3 dolandırıcı da yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmak isteyen kişi suçüstü yakalandı. Yine polis ekiplerince gece saatlerinde şüpheli görünen bir şahsın kontrol amaçlı durdurulduğu sırada ağzına bir şeyler atarak yuttuğu görüldü. 3 adet hap yuttuğu anlaşılan şüpheli hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda 3 farklı konudan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki farklı kuyumcu, sahte altın satıcıları tarafından 15 bin TL dolandırılması üzerine ekipler harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda ikisi kadın 3 kişi tespit etti. Şüphelilerin olayın ardından araçla Malatya'ya gittiği belirlendi. Aynı gün Malatya'da yapılan çalışmalar doğrultusunda şüpheliler yakalanarak Elazığ'a getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tasavvuf müziği sanatçısı Elazığlı Turgut Kırgıl'ın yeni klibi sevenleriyle buluştu. Elazığlı tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl'ın Muhammed'in Kaşları isimli yeni klibi yayınlandı. Muhammed'in kaşları var yay gibi, yay gibi. Ağzındaki sözlerin var bal gibi, bal gibi. 80 yaşındaki sanatçı Kırgıl'ın yeni klibinin yönetmenliğini Cihan Erdemir yaptı. Klip Harput ve Keban ilçesi başta olmak üzere Elazığ'ın birçok bölgesinde çekildi. Yazımlar. Yeah.
ürünleri koruma ve kontrol ekipleriyle jandarma ekipleri tarafından Elazığ'da 500 kilogram kaçak avlanan balık ele geçirildi. Elazığ'da su ürünleri koruma ve kontrol ekipleriyle jandarma ekipleri tarafından Uzunova Avlağı mevkilerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde 500 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sazangiller familyasına ait balıklar üreme dönemlerinde kilogram başına 200 ila 300 bin yumurta bırakabilmektedir. Yasak dönemde avlanmış olan bu balıklarla balıkçılarımızın geçim kaynağı olan Keban Baraj Gölü'nde balığın ve balıkçılığın gelişmesine engel olunmuştur. Adeta üreme döneminde olan sazan balıklarında katliam yapılmıştır. Baraj göllerimizde sazan popülasyonunun zarar görmemesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tüm balıkçılarımızı 1380 sayılı kanuna uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Aksi takdirde gelecekte Keban Barajı'nda avlayacak balık bulamayacaklardır. Bakanlık İl Müdürlüğü olarak her yıl Keban Barajı'nda balıklandırma faaliyetlerimize devam ediyoruz denildi. Türk Halk Müziği sanatçısı ve klarnet virtüözü Cengiz Yurtseven'in Can Anam adlı şarkısı çıktı. Türk Halk Müziği sanatçısı ve klarnet virtüözü Cengiz Yurtseven, 8 Mayıs Dünya Anneler Günü'ne özel olarak Can Anam adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı Yurtseven yeni şarkısındaki sözleriyle annelerin ve anneliğin önemine vurgu yaptı. Elazığ'a olan sevgisiyle bilinen ve birçok çalışmasında Elazığ'a yer veren sanatçı Yurtseven, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısına klip klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Elazığ Belediyesi Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Savaş Karataş'ın kızı Doktor Kübra Karataş, Doktor Mustafa Balcı ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Elazığ'ın sevilen ailelerinden Elazığ Belediyesi Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Savaş Karataş'ın kızı Doktor Kübra Karataş, yaşamını Doktor Mustafa Balcı ile birleştirerek dünya evine girdi. Fırat Üniversitesi doktorlarından Kübra ve Mustafa Balcı için düzenlenen düğün törenine çok sayıda daveti katılırken çift düğün salonuna çayda çıra eşliğinde girdi. Kübra, Mustafa Balcı için nikah akdi salonda gerçekleştirildi. Hatice Kübra Karataş hanımefendi, Mustafa Balcı beyefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Mustafa Balcı beyefendi, Hatice Kübra Karataş hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Nikah akdinin ardından aile cüzdanı Kübra Gelin'e teslim edildi. Aile cüzdanı da Mustafa Bey. Tarih olduğu için yerinden haberiniz. Medya grubumuz olarak Kübra ve Mustafa Bağcı çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Fırat Üniversitesi Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Gazi Orhan'ın oğlu Burak Orhan hayatını Selin Kaplancı ile birleştirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Gazi Orhan'ın oğlu Burak Orhan, Selin Kaplancı ile dünya evine girdi.
Düğün merasimine AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elizada yazılı ve görsel hizmet veren basın mensupları Orhan ve Kaplancı ailelerinin yakınları katıldı. Selim ve Burak çifti şahitler huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Sayın Selim Kaplancı hanımefendi, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan tamamen kendi özgürlüğü iradenizle yanınıza bulunan Mustafa Burak Orhan beyefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Mustafa Burak Orhan beyefendi, siz de hiçbir baskı ve etki altında kalmadan tamamen kendi iradenizle yanınızda bulunan Selim Kaplancı hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Öncelikle kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İki canla güzelim yüzün. Yine göz aydınlığı çocuklar Rabbimden nasip etsin. Evli cüzdanı da ciddi rivayetlere göre hanımefendilerin iyi sağlıklarına dair bilgiler var. Ama ben yuvayı ikisini birlikte kurduğumu düşündüğüm için ikisine birlikte takdim etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Nikahın ardından gecenin ilk dansı da mutlu çiftten geldi. Yağmur oldum, ağladım seni, bilmedim yatarken. Düğün merasimi halaylar ve çifte tellilerle devam etti. Medya grubumuz olarak Selim ve Burak Orhan çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. AK Parti İl Başkanlığı yönetiminde yer alan Kevser Özaslan, Selahattin Cengiz ile dünya evine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. AK Parti İl Başkanlığı yönetiminde yer alan Kevser Çağlar Özaslan, Selahattin Cengiz ile hayatını birleştirdi. Düğün merasimine AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, Özaslan ve Cengiz ailelerinin yakınları katıldı. Kevser ve Selahattin çifti kıyılan nikah eşliğinde bir ömür birlikteliğe evet dedi. Sayın Kevser Çağlar Özaslan, Sayın Selahattin Cengiz'i hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Selahattin Cengiz, Sayın Kevser Çağlar Özaslan'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi yürür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Son düşmanlık! Nikah şahidi AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, çifte iki cihan saadeti diledi. Kevser bizim yol arkadaşımızdı. Şimdi ona bir yol arkadaşı daha ekledik. Selahattin kardeşimiz de bizim bundan sonraki bir yol arkadaşımız oldu. Ben öncelikle her ikisine de iki cihan saadeti diliyorum. Göz aydınlı yavrular, Rabbimden temenni ediyorum. Bir ömür boyu mutlu olmalarını temenni ediyorum. İnşallah hep yüzleri gülsün. Evlilik cüzdanı genellikle hanımefendilerin iyi koruduğuna dair ciddi rivayetler var. Ama ben evliliği, bu grubu, bu meseleyi ikisinin birlikte yaptığına inandığım için ben izninizle ikisine birden takdim etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Medya grubumuz olarak Kevser ve Selahattin Cengiz çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız.
gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, Elazığ Spor'un ligde kalmasının ardından yaptıkları yazılı açıklama ile emeği geçenlere teşekkür ettiler. Elazığ Spor'un ligin son haftasında Fas'a Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ikili averajla ligde kalmasının ardından AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile MHP İl Başkanı Semih Işıkver birer kutlama mesajı yayınladılar. Başkan Yıldırım mesajında, TFF 3. Lig 1. grupta kümede kalma savaşı veren Elazığ Spor, son hafta maçında Fas'a Belediyespor'u yenerek ligde kalmayı garantiledi. Elazığ'ımızın en önemli marka değeri olan çocukluk aşkımız Elazığ Spor'umuzun bulunduğu durumdan çıkabilmesi için başlatılan kampanyalara ve organizasyonlara mümkün olduğunca katkı sunmaya çalıştık. Uzun yıllar yöneticiliğini yaptığım ve onlarca yıldır üyeliğim bulunan şanlı Elazığ Spor'umuz için şahsım ve temsil ettiğim siyasi kimlik adına üzerime düşen ne varsa yapmaya çalıştım. Bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. El ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde tarihi çınarımızı hep birlikte ayağa kaldıracağımıza tüm kalbimle inanıyor. Kümede kalma mücadelesinde emeği olan belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, futbolcularımıza, teknik heyete ve cefakar Elazığ Spor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver ise yayınladığı kutlama mesajında 155 yıllık koca çınarımız olan Elazığ Spor'umuz üstün bir kenetlenme ve mücadele örneği göstererek zor bir süreci kümede kalarak tamamlamış ve şehrimize çifte bayram yaşatmıştır. Elbette ki büyük Elazığ Spor ve büyük taraftarlarımızın hakkı şampiyonluklar kutlamaktır. Şampiyonluk kutlamalarını da önümüzdeki sezon ve sezonlarda yaşayacağımıza olan inancımız ise canlıdır, diridir. Türkiye ve dünyada büyük kulüplerin bile sıkıntılar yaşayabildiği gerçeğini göz önünde bulundurursak, Elazığ Spor'umuzun da bu sezon zor bir süreç yaşadığını ve zorluklara rağmen son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmeyerek kümede kalmayı garantilemiş olmasının en azından bu sezon için başarı sayılabileceğini ifade etmek isteriz. Bu zor ve stresli süreçte Elazığ Spor'umuza maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyerek umutların tükenmeye yüz tuttuğu ve son saatlere girildiği bir zaman diliminde camianın kenetlenmesinde ve umutların yeşermesinde büyük pay sahibi olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na kararlı ve azimli duruşundan taviz vermeden kümede kalınacağına inanan ve bu inançlarını sahada her şeylerini ortaya koyarak başaran futbolcularımıza da aşılayan Elazığ Spor Kulüp Başkanı Sayın Serkan Çayır'a, değerli yönetimine ve Elazığ Spor Teknik Direktörü Alaaddin Tutaş hocamız ile teknik ekibine, kendilerine inananları mahcup etmeyerek şehrimizi sevince boğan pırıl pırıl futbolcularımıza, yağmur çamur sıcak demeden, iç saha dış saha demeden bu mücadelenin büyük ve güçlü bir parçası olan 12. adam pozisyonunu fazlasıyla yerine getiren taraftar ve taraftar gruplarımıza, büyük Elazığ Spor'a desteğini her daim hissettiren şehrimizin değerli yazılı ve görsel basınına ve katkılarından dolayı isimlerini sayamadığımız ama katkılarını iyi bildiğimiz emeği geçen herkese, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı ve şehrimiz adına teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeni ve modern stadyumumuzda şampiyonluk kutlamaları yapabilmeyi, şampiyonluk mesajları yayınlayabilmeyi diliyor ve inanıyoruz. Sözlerine yer verdi. Fırat Üniversitesi erkek voleybol takımı ile futbol takımı Süper Lig'e terfi müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Fırat Üniversitesi erkek voleybol takımı ile futbol takımı Süper Lig'e terfi müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde toplam 4 üniversitenin erkek takımları olmak üzere 80 sporcunun katıldığı üniversiteler voleybol 1. Lig grup 1. Lig müsabakalarında şampiyon olan antrenör Ercan Sönmez idaresindeki Fırat Üniversitesi voleybol erkek takımı 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek üniversiteler arası Süper Lig terfi voleybol müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Yine Fırat Üniversitesi futbol takımı da Burak Apaydın idaresinde aynı tarihlerde Burdur'da düzenlenecek olan üniversiteler arası Süper Lig terfi futbol müsabakalarında mücadele edecek. İkinci ve üçüncü liglerde 2021-2022 sezonu sona ererken gözler playoff maçlarına çevrildi. Üst lige yükselme mücadelesi olan playofflarda eşleşmeler de belli oldu. TFF 2. ve 3. liglerde fikstür gereği oynanan lig maçları sona erdi.
Lig maçlarının sona ermesinin ardından gözler playoff maçlarına çevrilirken eşleşmeler de belli oldu. TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar playoff oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. TFF 2. Lig playoff çeyrek final eşleşmeleri ve maç programları şöyle. Beyaz Grup 12 Mayıs Perşembe günü saat 20'de Tarsus İdman Yurdu Ahmet Sportif Faaliyetler, saat 20'de Isparta 32 Spor Karacabey Belediyespor. Beyaz Grup 2. maçlar 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler Tarsus İdman Yurdu, saat 20'de Karacabey Belediyespor Isparta 32 Spor. Kırmızı Grup 12 Mayıs Perşembe günü saat 16'da Bayburt Özel İdari Spor 1461 Trabzon Futbol Kulübü, 16'da Sivas Belediyespor Bodrum Spor. Kırmızı Grup 2. maçlar 16 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Bayburt Özel İdari Spor, saat 16'da Bodrum Spor Sivas Belediyespor. TFF 3. Lig'de tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar playoff oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. TFF 3. Lig'de playoff yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. TFF 3. Lig playoff eşleşmeleri ve yarı final müsabakalarının programı şöyle. 1. grup 12 Mayıs Perşembe günü saat 16'da Artvin Hopaspor Belediye Kütahya Spor, saat 16'da Arnavutköy Belediyespor Bursa Yıldırım Spor. 2. grup 13 Mayıs Cuma günü saat 16'da 68 Aksaray Belediyespor Iğdır Futbol Kulübü, saat 20'de 52 Ordu Spor İskenderun Spor. 3. grup 12 Mayıs Perşembe günü saat 16'da Ofspor Fethiyespor, saat 20'de Ordu Spor 1967 İçel İdman Yurdu Futbol Kulübü. 1. grup 2. maçlar 17 Mayıs Salı günü saat 16'da Belediye Kütahyaspor Artvin Hopaspor, saat 16'da Bursa Yıldırım Spor Arnavutköy Belediyespor. 2. grup 2. maçlar 18 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30'da Iğdır Futbol Kulübü 68 Aksaray Belediyespor, 16'da İskenderun Spor 52 Ordu Spor. 3. grup 2. maçlar 17 Mayıs Salı günü saat 20'de İçel İdman Yurdu Futbol Kulübü Ordu Spor karşı karşıya gelecek. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor haberlerinin de sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.